Evet, Sansürsüz TV'de son bölüme geldik. AKP'den eski Başbakan Yardımcısı Sayın Ertuğrul Yalçınbayır, HDP'den Mardin Milletvekilimiz Mithat Sancar Hocam var. Ve yine ANAP'tan da Merkez Sağ'ın önemli isimlerinden ANAP'ın eski Genel Başkanı Nesrin Nas burada. Mithat Hoca ile başlamak istiyorum ama biraz şu 15 Temmuz için. Bu şimdi çok tartışıldı. Yani ben de kitapta böyle denk geldi, yazdığım kitap. Şimdi çok özel bilgiler de var. Mesela, şimdi yine arkadaşlar verirlerse, Erdoğan bu tarafta başladı. İşte sen darbecileri o gece aradın. Yok işte sen o gece kaçtın. Darbecileri aradın dediğiniz ne biliyor musun? Ben de seyircilere buradan söylemek istiyorum. Bir kere siyasi partiler, bütün liderler, Kılıçdaroğlu muhtemelen, o gece ne oluyor diye Genelkurmay'ı aradı. Havada uçaklar uçuşuyor. Ne oluyor? Kimi arayacaksın? Genelkurmay Başkanı. Ne oluyor diye. Kim çıktı? İşte cemaatçi Yaver belki. Cemaatçi Özel Kalem. Ve benim anladığım kadarıyla o gece de onlar kapıda böyle herkes şey dedi. Yani biz işte bu emir komuta içinde, Hulusi Akar da bu işin içinde, işte falan diye bunları söylemediler bence. Kastettikleri de bu. Ama aynısını AKP'liler aradı. İşte o gece mesela Şaban Dişli'nin kardeşliği, Mehmet Dişli'ye herkes telefonla ulaşmaya çalışıyor. Aynı özel kalemle AKP'liler de konuştu. Aynı özel kalemle MHP'liler de konuştu. Cumhurbaşkanı'nın yaveri de Hulusi Akar'a ulaşamadılar. Bahsettiği de bu ha. Yani ben buradan seyirciler bilsin. Kaseti var elimizde. Ne kaseti var? Kaset bu. Telefon kayıtları da ellerinde ya. Her taraftan böyle saçmayı seviyorlar ya. İşte bütün cep telefonlarının logları bile tutuluyor falan. Dedikleri bu. Kaçıyor dedi. Ben burada önemli şeylerden bir tane bir şey anlatıyorum. Belki sizin de gözlemlerinizi anlatırsınız. Herkes Ilgaz Tüneli'ne başbakan saklandı. Ama sabaha kadar da Eskişehir'deki hava üssünü, Türkiye'nin hava sahasını kontrol eden, her tarafa telefon eden o. Erdoğan öyle bir şey yok. Erdoğan gece 1'e kadar havaalanına gelene kadar kaçıp canını kurtarmakla meşgul. Bunu da aşağılamak için falan da söylemiyorum. Birinci hedef olduğunu biliyor, uğraşamıyor. Cemaat darbesi olduğunu Binali Yıldırım'dan öğreniyor. Her tarafa telefonlar edip saldıran şey. Aslında Erdoğan gece boyu havada kaçacak yer arıyor. Ben kitapta anlatıyorum. Hep kaçacak yer arıyor. Sürekli bir kaçacak yer arıyor. Yani Yunan adaları bile bir ara gündeme geliyor. Bilmem ne oluyor. Dalaman'a mı gideyim, Bodrum'a mı kaçayım, oraya mı gideyim, şuraya mı gideyim diye sürekli bir şey. Tekneyle mi gidelim? İşte orada Aksaz var, ondan vazgeçiliyor. Yani böyle çok kolay ama biraz birileri şu kitapları okursa aslında çok gelecek cevap var. Sizden başlayalım. 15 Temmuz'un sırları bitmek bilmiyor. Asıl siyasi ayak AKP'nin içinde de deniliyor. Sizce darbe komisyonunda da görevliydiniz Sayın Sancar. Ne görüyorsunuz? Neler gizleniyor? Hangi sırlar? Darbenin ana hakikati gizleniyor. 15 Temmuz günü ne oldu? Genelkurmay Başkanı neredeydi? Kiminle görüştü, ne yaptı? MİT müsteşarı neredeydi? Kiminle görüştü, ne yaptı? Bunları ısrarla sorduk darbe komisyonunda ve tabii ki Hulusi Akar ile MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenmesini talep ettik. Ben de HDP adına oradaydım. CHP'li arkadaşlarımız da ısrarla her toplantıda talep ettik. Çoğunluk AKP'deydi, bunları reddettiler. Bunları dinlememizi istemek. Bunun yanında ısrarla siyasi planı neydi bu darbenin ve siyasi kadroları neydi? Nasıl bir Türkiye kuracaklardı? Peki nasıl bir hükümet kuracaklardı? Devlet başkanı olmayacak mıydı? Israrla bunları sorduk. Uzun süre yoktur demediler. Son zamanlarda siyasi ayağı yok diyorlar. Biz de Baylok meselesi. Baylok'tan her gün yüzlerce, belki binlerce insan ya tutuklanıyor ya işten atılıyor Baylok kullandığı için. Biz de dedik ki ya Baylokçu kullanan siyasetçilerin istesin isteyin gelsin. Komisyon istesin. Meclis adına oy birliğiyle kurulmuş çalışan bir komisyon. Buna hakkı var. Orada da topu taca attılar. Kısacası gerçekten bu darbenin tırnak içinde kontrollü olup olmadığı tartışmalarını bitirecek bilgilerin komisyona ulaşmasını engellediler. O zaman bizde belge yok bunun kontrollü olduğuna dair. Ama şüphe çok. Onlar belge ve bilgi akışını engelledikçe bu şüpheler bizim de toplumda pek çok insanın da kafasında büyümeye başladı. Üstelik darbe sonra girişimi sonrası yaptıkları işlere de bakınca, Allah'ın lütfu sözüne de bakınca demek ki burada gerçekten karanlık yanlar var ve bu karanlık yanlar da AKP'ye yarıyor.
Bu aydınlanacak bir gün. Şimdi bunun rantını çok yiyorlar. Son düzlüğe girerken referandumda da yeni bir malzeme olarak bunu sürdüler. Sanki hani 15 Temmuz havasını gene kendi tabanında yaratıp oradan fireleri engellemek gibi bir hesap gidiyor bence. Fakat bu tutmayacak. Bakın bunu çok kullandı. Bu referandumda bu şimdiye kadar kullandığı bu seviyeyi düşüren, kutuplaşmayı arttıran, kavgayı körükleyen dil tutmayacak. Bir de şunu da eklememe izin verirsen, nasılsa son tur, hayır kampanyası bize Türkiye'de birkaç şeyin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Başlarken sen de söyledin. Bir defa bu ülkede çoğulculuk ve demokrasi, özgürlük ve eşitlik, farklılıklarımızla özgür bir biçimde yaşamak bu ülkede toplumun çimentosudur. Tekçilik değildir, tek adamlık değildir, tek inanç değildir, tek dil değildir. Tam tersine çoğulculuğumuzun özgürce güvence altına alınmasıdır bizim çimentomuz. Tekçiliği bu kadar dayatanlar sonunda ya ülkenin gerçekten kodlarını bozuyorlar ve ülkede ciddi çöküşlere neden oluyorlar. Bundan da herkes çok olumsuz etkileniyor. Ve şu soruyu da unutmamak lazım. Neden şimdi 17 Nisan'da kabul edilirse bu anayasa değişikliği sadece iki maddesi yürürlüğe girecek? Partili Cumhurbaşkanı ve HSYK'ya üye seçecek. Gerisi 2 yıl sonra. Diğerleri 2 yıl sonra. Niye peki şimdi yapılıyor? Aciliyet var. Hani niye aciliyet? Neyin aciliyeti bu? Bence AKP'ye gönül ve oy veren. Kardeşlerimize şunu hatırlatalım. Bu ülkenin menfaati için değil, memleketin büyümesi falan için değil. Esas itibariyle Erdoğan'ın kendini güvene ve güvenceye almak için. Yargılanamaz hale gelmek. Ek dokunulmaz hale gelmek. Tamam, biz şu kampanyada yaşadığımız iki cümleyle hemen bitiriyorum. Şu tecrübeyi 17 Nisan'da ne çıkarsa çıksın 16 Nisan'da yani 17 Nisan'a hangi şekilde girersek girelim çok değerli olduğunu bilerek sarılalım. Çoğulculuğumuzun çok değerli olduğunu, farklılıklarımızla eşit ve özgür yaşamanın bu ülkede geleceğimizin, çocuklarımızın güvencesi olduğunu bilelim. Bu kampanya bize bu dersi vermiştir. Hayır çıkarsa taçlanacaktır. Evet çıkarsa yeni bir mücadele hattı bu zeminde oluşacaktır. Bundan eminim ben de. Ertuğrul Bey hemen şunu söyleyeyim. 15 Temmuz tartışması son hafta çok tesadüfen mi çıktı? Yoksa şeye bakıyorum ben 15 Temmuz sonrası işte destek, AKP'ye destek şu işte darbe karşıtı %65-70'lerdeydi. Bu havada bir referanduma gitmek istediler. Fakat son anketler şunlar her şeyi kafa kafaya gösteriyor. Şimdi tekrar o şeye dönmek için 15 Temmuz istismarına o yüzden mi dönüldü? Çünkü o %65'ler 70'lerle bunlar biz bunu hallederiz, ezer geçeriz derken bir tehlike sınırına geldiler başa baş. Şimdi 90 artıları oynuyoruz maç bitmek üzere. Maçı kazanmak. Maçı kazanmak önemli değil. Önemli olan kalite. Bunun demokrasiyle ilişkisi şu. 15 Temmuz'da seçilmişin seçilmişliğine yönelik darbe teşebbüsü, kalkışma adına ne derseniz deyin hepimizin lanetlediği bir hadisedir. Seçilmişin seçilmişliğine engel olmak. Ama demokrasi bundan ibaret değildir. İş demokrasi ise gelin demokrasiyi anlatalım. Demokrasiye el uzatalım. Hukuk devletine el uzatalım. Bu suretle güven duygusunu arttıralım. Bizim güvene ihtiyacımız var. Ben Vatan Partisi'nin toplantılarına da gittim. HDP'nin toplantısına da gittim. CHP'nin toplantısına da gittim. Sivil toplum örgütlerinin toplantılarına da gittim. Burada birbirlerinden daha farklı olarak hassasiyet gösterdikleri konularda diğerlerinin hiç ilgisi mi yok? Onların da hassasiyeti var. Belki başka konularda onlar daha fazla hassas. Ama birlikte oldukları yer demokrasi. Birlikte oldukları yer insan hakları. Ve bunu güvence altına alan hukuk sistemi. Ve burada
katılım, burada açıklık, şeffaflık, bilgi edinme ve kalite. Biz kaliteye yolculuk yapmazsak Avrupa Birliği'nde de dünyada da demokrasi, melez demokrasilerde giderek 100. sıraların altında bir ülke olacağız. İnsan haklarının her bir biriminde son sıralarda olacağız. Biz ligden birkaç lig daha küme düşebileceğiz. Güveniyoruz. Ben toplantılara katıldım. Herkesin bu mücadelesini, bu azmini gördüm. Ama diyaloğa, konsensüse ihtiyacımız var. Bu bize belki Türkiye için bir barışı açacak. Bir güveni açacak. Ben onun için umutluyum. Sonuç ne olursa olsun. Ama süreçlerin iyi yönetimi, süreçlerin tayini, iyi yönetimi, o süreçle ilgili konuların genişletilmeksizin sonuca vardırılabilmesi. Bunu yapacaklarını ümit ediyorum. Nesli Hanım. Evet, 15 Temmuz'da bir darbe kalkışması atlattık. O darbe kalkışmasının ardından meclisteki 4 parti ve toplumun neredeyse tamamı bunun karşısında yer aldı. Özellikle meclisteki 4 partinin hemen meclise gitmesi, mecliste toplanması ve bu darbe kalkışmasının karşısında durması çok önemli ve çok değerli bir fırsattı. Bu fırsat ne yazık ki heba edildi. Yani o fırsat doğru kullanılabilseydi biz bugün burada vur, kır, parçala, ne olursa olsun kazan anlayışıyla bir anayasa referandumu yapmaya kalkışmıyor olurduk. En azından bir toplumsal sözleşme mahiyetine oturabilecek toplumun tamamı değil ama 3'te 2 o nedenle önemlidir. Yani 3'te 2 çoğunluğunun üzerinde uzlaştığı, ortaklaştığı bir metni konuşuyor olurduk. Bu fırsatı kaçırdık. Umarım bu pazar 16 Nisan'da bu şeyi, fırsatı heba etmeyiz. Şimdi hocam çok doğru söyledi. 2 maddesi hemen yürürlüğe giriyor. 16 madde 2 yıl sonra yürürlüğe giriyor. Bu böyle gitmez tabii hocam. Yani evet, çıktığı takdirde 16 madde 2 yıl sonra. Bu şey sonra, değil mi? 2 yıl daha istikrar yok yani demek. İki yıl sonraya kalmaz. Çünkü partilerin yapısı değişecek. İster doğru. İstemez meclisin ağırlığı azalacak. Bir iç yüzük tartışması gündeme gelecek. Yani bunun sonunda bir erken seçime gider yani. Yıl sonuna doğru bir erken seçime gider. Bu iş öyle görünüyor. Yani erken seçim Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte beraber olacak. Evet. Yani bu da artık çoğunluk mecliste bu şekilde bir karar alınır. Şimdi en son şeyi söylemek istiyorum. Biraz spordan örnek vereyim. Vur kır parçala dedik. Bizdeki futbol anlayışı da biraz öyledir biliyorsunuz. Maalesef. Vur kır parçala. O nedenle de futbolumuz Batı ile karşılaştığımızda yerlerde sürünür. Dünyada spor karşılaşmaları arasında en fazla seyredilenlerden bir tanesi tenis biliyorsunuz. İlk 3 spor arasında geliyor. Yapılan bir araştırmada tenisin 2 kişi karşılıklı bir ağın önünde topu geçirmeye çalışıyorlar. Niye bu kadar çok seyredildiğini, milyarların niye tenise bu kadar televizyondan da olsa seyrettiğini araştıranların bulduğu sonucu çok adil bir oyun olduğu, bu nedenle seyredildiği ortaya çıkmış. Çünkü iki taraf da en iyi, en güçlü tarafını ortaya koymaya çalışıyor. Hile yok, hurda yok, karşı tarafı aldatma yok. Karşı tarafa faul ihtimali yok. Karşı tarafa faul ihtimali yok. Vur, kır, parçala, parçala bilmem ne yok. Sen de bizim futbolumuza çok çaktın be. Ve sonunda da rakipler ağın önünde geliyorlar. Birbirlerinin elini sıkıyorlar ve kucaklaşıyorlar. Fair play demek ki adil bir oyun. Ne derseniz deyin, insanların bir yerine dokunuyor, yüreğine dokunuyor. Şimdi bu yüzden bu referandumda tenis Türkiye'de yaygın. Evet, sevmiyoruz. Maalesef bu referandumda öncelikle adalet yok.
adalet evet. yok. Bu çok çok çarpıcı bir şey ve çok da yaralayıcı bir şey. Yani ben bazen geçerken o evetin ağırlığına baktığım zaman diyorum ki yani sonunda evet çıktı. Sonra biz kendimizle nasıl yaşayacağız acaba? O soruyu hep soruyorum. Bunu yani, herkes bu gece sorsun. O kendimizle nasıl yaşayacağız? Bence ortaya konması gereken en önemli soru bu. Teşekkür ediyorum. Evet, bu pazar referandum var. Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Ve hakikaten şurada çıkan tablo o. Her hayır oyu verecek kişi bilsin ki 3 evet oyuna bedel bu baskı ve yasaklı koşullar altında. Gerçekten de öyle. Çok engelleniyor. Bir partinin genel başkanları içeride, milletvekillerinin yarısı içeride, bölgede o hal izin verilmiyor. Ana Muhalefet Partisi'nin çadırları sökülmeye çalışılıyor. Onun dağıttığı bildiriler engellenmeye çalışılıyor. Yine bir başka parti MHP, meclisteki üçüncü, işte dördüncü büyük parti, dört partiden biri. O da aynı şekilde silahlı saldırıya uğruyor liderleri, ana muhalefet adayları, parti içi muhalefet adayları saldırılara uğruyor. Böyle bir üçüncü büyük partiden 13 milletvekili tutuklu. Söyledi. Değil mi? Evet, onu da söyledim. Böyle bir koşulda gidiliyor. Yani üç parti baskı altında, bir parti gidiyor. Bir yandan da sadece Bahçeli'nin verdiği destekle gidiyor. Bu koşullarda her hayır oyu 3 evet oya bedel diyoruz ve pazar günü hayırlı olsun diyoruz. Buyurun efendim. Evet de bizim, hayır da bizim. Kötülüklere karşı en iyi mücadele iyilikleri sürdürmektir. Evet. Bunun üzerine söylenecek laf yok. Tüm konuklarım adına hepinize iyi geceler.